Ben makine mühendisliğim, 2. sınıf. Siz hangi bölümdesiniz? İşletme. Aa, İngilizce mi, Türkçe mi? İngilizce. Ne güzel. Abicim, sana da kolay gelsin. Sağ ol Ceren'cim. Başka bir isteğiniz var mı hanımlar? Teşekkürler. Tamam, afiyet olsun. Orada bekle ya. Ne kızmış ya. Ben kafeye baktım, her şey normal. Ben de Tuğçe ablaya baktım. Adimlerini temizliyor, zayıflamaya çalışıyor. Ah şu genç kızlık. Ben de ofise baktım. Yani Sadık orada, çocuklarla telefonla konuştu. Her şey çok normal gözüküyor da Yavuz masanın üzerinde bir zarf buldu. Şimdi zarf elinde, onu hiç bırakmıyor ve her yerde Faruk Bey'i arıyor. Yani bu bana biraz tuhaf geldi. Aa! Faruk'u mu arıyor? Sen hepimizi birbirimize karıştır, kendine eğlence yarat, sonra da Faruk'u mu sor? Seni ben var ya, seni! Ya bırak beni! Şunun gözünle kaşının yerini değiştireyim. Geç yerine. Olmaz efendim öyle şey. Akrabalar birbiriyle didişmez. Sizi insanoğlundan ayıran bir şey olsun. Ay nineciğim. Sen sanki bana hiç bağırmıyorsun, hiç ceza vermiyorsun da. Ben senin hem büyüğünüm, hem seni büyütenim, hem de periler hanıyım. Yine de duygularımla yapmam gerekenleri karıştırmıyorum. Bunu sen bana nasıl yapabildin? Hiç acımadın mı? Ben yapmadım. Kopyamla yer değiştirdim. Olsun. Yine de sen değil misin? Demek ki her kopyam ben değilmiş. Bana itaat etmiyormuş işte. Öbürü var ya öbürü. İşte onu bulamıyorum. Arıyorum, yok. Faruk'u aldı, Londra'ya kaçtı. Oh olsun. İnşallah gelemezler. Gözün aydın. Dileklerin tuttu bile. Ben o kopyama güvendim. Bütün hayallerimi, bütün duygularımı, hislerimi ona çok büyük parçalar verdim. Belki siz onu tararsınız da yani işte falsosu ortaya çıkmasın diye. Ne oldu? O bana ne yaptı? Faruk'a aşık oldu. Bir de aldı gitti. Londra'ya uçtu. sana acıyalım mı şimdi? Ne demiş büyük insan Mevlana? Gündüz gibi ışımak istiyorsan geceye benzeyen benliğini yak. Hadi şimdi yürü şatoya, cezanı belirleyin. Evet, tam zamanı. Gündüz gibi ışıyıp durmak istiyorsan geceye benzeyen benliğini yak. Ben de gidiyorum. Cezaların alasını verin. Ne hak ettiyse onu vereceğim. İhtiyarlıktan olanı bitene aktarırken yavaş aktardım değil mi? Olsun varsın nene. Sen olmasaymışsın ben Tuğçe, toprak Pakize, Betüş de Ceren olarak kalacakmış. Sağ olasın. Dudu, madem teşekkür etme inceliğini gösterecek kadar gururunu bir kenara koydun, o halde ninenin elini öpme yüce gönüllülüğünü de göster. Bence de anneanne, hadi. Tekrar sağ ol nene. Sen de sağ ol canım. Süt nineler de, analıklar da anneler gibidir. Evlatları ne yaparsa yapsın, yüreğinin bir kenarında evlat gibi dururlar. Kızarsın, söversin, döversin. Ama karşıdan minicik bir sevgi, saygı sözcüğü duyduğun zaman yüreği pır pır uçar gider. Ben de anne oldum. Artık seni anlıyorum. Gel, gel, gel sen de. İyi bari, bunca senelik hayatında bunu öğrendin. Hadi size sihirli akşamüstleri. Şunu Perilişe'nin yanında yalnız bırakmayın. Üzer kızcağızı, benden çekinir. Nene, ara sıra bizde de kal. Aferin sana karıcığım. Yani gönülden bir aferin.
Evet anne, gerçekten çok iyi bir iş yaptın. Evet anneanne, gel sana bir sarılayım. Baksana sevgi verince nasıl da sevgi gösteriyor. Ne güzel bir nenemiz var, çok tatlı. Ay iyi tamam, şımarmayın. Ben nezaketen yapmam gerekeni yaptım. Teşekkürümü ettim, elini öptüm, davetimi yaptım. Bu kadar. Hadi canım, ben seni biliyorum anneciğim. Sen o nezaketten filan değil, basbayağı içinden geldiği için yaptın. Hadi herkes evine. Ben şimdi oturup sihirli aynadan ben Tuğçe'yken, Tuğçe de benken bütün olanları izleyeceğim. Hadi. Ay ben de izlemek isterim, ben de isterim. Acaba nasıl peril olmuşum? Ben de Ceren'ken neler yapmışım, ne olmuş çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aa, bir dakika. Baban arıyor. Neyse yolda konuşuruz artık, tamam mı? Hoşçakalın. Hadi güle güle. Hadi bakalım gel biz de izleyelim. Aa, eve varmak üzereyim canım. Sen neredesin? Ayşe hayatım ben ofisteyim, tamam mı? Ya ben tam Cem'le konuşuyordum, tamam mı? Yavuz bir çıktı, çıkış o çıkış yani. Gelmedi daha. Yani eşyalarını, bilgisayarını falan odada bırakmış. O gelsin, hemen çıkacağım, tamam mı? Tamam canım, bekliyoruz. Ha hayatım, kapatmadan sana söyleyeyim. Cem bu akşam bize geliyor, tamam mı? Ya bir saatliğine kafeyi şeye bırakacakmış, Barış'a bırakacakmış. Biz de yemeğe geliyor yani. Ya? Ay çok sevindim. Tamam ben şimdi akşam yemeği için onun en sevdiği şeylerden birini hazırlarım. Sen de çabuk gelmeye bak, olur mu? Tamam tamam, işte Yavuz gelsin, geleceğim dedim. Tamam hayatım, hadi öpüyorum. Görüşürüz canım, ben de öptüm. Bil bakalım akşam yemeğe kim geliyor? Abin. Anne sofra hazırlarken bir yandan da olanları izleyelim mi? İzleyelim tamam. Hadi bakalım.